bakın kızlarım, hiçbir yeri yiyemezsiniz ha. Vallahi iyi oldu verdin, nasıl açıp güverdiydim ben de böyle zil çalıyordu yani. Neden acaba? Neden? Aa. Ha sen de iyi kızım, iyi. İyi mi? Bak, bak çok güzelmiş ha bu arada. Ne güzel olacak tabii ya. Ay yok, böyle şeyi de. Aa, ananız geldi, dur. Kalkın bakayım. Kalkın. Dışarıdayım. İçeri bakın, ne oluyor be? Kalkın, siz biliyorsunuz ne oldu? Biliyorsunuz bak, sizin ikinizin kafasını alır böyle birbirine çarpar. Meydanda çevire çevire döverim valla. İçeri, Bire. İçeri bakayım. İçeri. Aa, ne oluyor ya? Hayatım mı sen? Sen karışma, karışma sen içeri. Nasıl sen karışma? Aa, tövbe tövbe ya. He, tam bir gene. Çabuk deyim. Çık dışarı. Çık, çık. Ne oluyor be? Ya, ne oluyor ya? Ay, savaş çıktı, ne oldu? Demek sen, demek sen benden habersiz. Gidip imzattım ölümlere ya. Ana valla çok özür dilerim. Özrüm olur kız bunun. Özür olur mu? Bana bak, bana bak. Bana bak de ya. Senin haberin var mıydı bunun evlendiğinden? Vah. Kız madem vardı, niye bunu söylemiyor? Ay, ay onu bir bana söylemiyor. Niye söylemiyor? Söylemiyor. Ana beni vurun, vurun. Seni de vuracağım. Ona da vuracağım. İkinize de vuracağım. Bana ona vurma şey. O ne? Ne? Yok iki canlı o vurma. O ne kız? Şey o... O bir... O, o kedi kedi o dokuz canlılık gibi falan değil mi? Beni vur. Vur vur. Ay vurma vurma vurma. Beni vurma vurma. Beni vurma vurma. Beni vurma vurma. Kız, kız siz beni delirteceğiniz mi kız? Ha delirteceğiniz mi? Hem benimle habersiz evleniyor. Hem boşanıyor. Ha oldu olacak bir de gebeyim dedi. Ay burada düşünme. Yok yakını valla ben gibi değilim. O değil. Ha bir de gebe olsaydım bak. Bir de gebe olsaydım ha. Kız, kız siz beni hiç mi acımayalım? Ben sizin için neler yapıyorum? Hayatımı mahvediyorum. Size atayıyorum her şeyi. Sizin yaptıklarınıza bak kız revabı bu. Kız. Aşa, ne oluyor sen biliyorsundur. Ne oluyor? Ne oluyor? Ben bilmiyorum. Yeterim ha. Lan ne oluyor lan? Sen manyadın mı kadın? Ne oluyor ya? Çek bak seni de vurma. Dur. Bana vurup kızlarıma vurmayayım. Yeter ama ha. Yok ana baba vurma zaten iyileşti. Ya sen maymun mu zopalıyorsun? Ne yapıyorsun sen ya? Sen onunla insan. Kızların benim, senin kızların. Ne yapıyorsun sen böyle? Sen biliyor musun? Senin bu büyük kızın var ya büyük kızın. Bizden habersiz gidip imdatta evleri vermiş. Ne? Ne zaman? Sizin evlendiğiniz gün baba. Kim? Aa, sen o nikah dairesindeki sen miydin kız? Baba valla ben bir cahillik ediverdim. Ah benim kızım be, ah be kızım be. Ah. Dur bitmedi daha, bitmedi. Evlendiği kalmamış, bir de gidip boşanıvermiş. Ne? Ne zaman? Sizi boşandığınız gün baba. Oh, o iyi olmuş ya. Ne? Nasıl iyi olmuş lan? Nasıl iyi olmuş değil? Kızım dul kalıverdi bu yaşta ne? Ya kalıversin ne olacak? Dul kalıverdi diye yatırıp işkence mi edilecek? Ne yaptın yani? Lan ben anasıyım onun lan. Anasıyım benim bütün hayallerimi yıkıverdi. Aa yeter ama. Hadi çık dışarı bakayım. Çık çık yürü 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 yürü. Yürü dışarı. Yürü 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 yürü. Doğru bir şeye gidiveriyorum. Geride bir şey hiçbir şey bile bırakmıyor. Ben hiç bir yere gitmiyorum. Ben kazanda kaynak cımbul cımbul oldum. Gel dedim lan. Yürü ortalığa ayağa kaldır. Ben bana gel. Sen yürü. Yürü seni. Aa, laftan anlamıyor, sözden anlamıyor ya. Yürü bak ya. Ya bana bak. Onlar senin kızlarınsa benim de kızlarım, tamam mı? Bir hata ediverdi, dulgalı verdiysek bunu sana söz duymadan kendi aramızda halledivereceğiz. Lan nasıl halledeceğiz ha? Nasıl halledeceğiz? Ya halledeceğiz işte ben de bilmiyorum. Bir tek şey biliyorum ki siz doğru köye gidiverin. Gerisine de karışmayın ben halledivereyim. Ya gitmezsen ne olacak? Gitmezsen elinden bir kazan. Çık çek böyle. Beni sinirlendirme ya. Olan olmuş, olmuş bir kere. Yapacak bir şey yok. Doğru köye. Hadi yola. Sen de yürü falan. Hadi. Tövbe tövbe ya. Babam vallahi doyacak. Billahi doyacak beni ya. Ya İman, bu hamile falan bak, ne olur bak, görüyorsun değil mi? Beni de oyacık yani. Sen merak etme lan Hayriye. Hiçbir şey söylemedim lan Züğüt babaya. Sen beni fena halde yıksan da hala çok seviyorum lan seni.
kıyamıyorum seni. İman dışarı. Dışarı. Tamam çıkıyorum dışarı. Kapıyı da arkandan kapıyı ver. Tamam lan. Kapıyı ver. Baba ben bir cahilim ki. Şşş. Sus bakayım. İç baba ki şunu. İç iç iç. Şimdi uzatıver bakayım ellerini. Uzat uzat. Kızım, şimdi bana her şeyi anlat be. Korkmadan, çekinmeden yalan yok. Ben bu imdat beni çok seviyor falan zannetiverdim baba. Öyle bir cahillik ediverdim. Siz anamla beni ona vermeyince ben de öyle gizlice evleniverdim. Sonra? Sonra evlendiğimiz gün aslında İmdat'ın Ayşe ablaya aşık olduğunu öğreniverdim. Öyle kandırdı beni. Sonra da ben de gittim kırbaçlayıverdim. Ne? O İmdat, o İmdat'ın o şeyin, Halime ablam, yüzünün ortasına iki tane o kırbaçla böyle çarpı yapıverdiydi o eks koca manasında. Sonra kızım, ya başka bir şey oluverdi mi? Sonra ne gibi? Kızım, evleniverdin ya sen. Sonra hani diyorum, başka diyorum hani bir şey. Şey o. Ay geldik gecesi diyor işte. Ay yok baba tövbe. Vallahi hiç öyle bir şey olmayayım. Zaten ben yanaktan bile öptürüvermedim. Bir de ben öyle geldikten de korkuyorum. Korkuyor tabii. Ben şahidim vallahi de korkuyor. Vallahi. Siz benim kızlarımsınız. Namus iki bacağın arasında olmaz. Namus beyinde olur. Ben sizi ne kadar özür verdim biliyor musun bu alamanda? Siz nereden biliyor musunuz tabii bilmiyor musunuz? Nereden bileceksiniz? Ay ama ben senin geleceğini düşünüyorum kızım. Şimdi bu bir duyulursa köylük yerde. Dedikodu alır başını gider. Anan da ondan telaşlanıveriyor zaten. Başka bir şeyden değil yani. Baba, sen beni anamın yanına göndermişsin olur mu? Ay ne olur valla ben de o kadar çaresizim ki artık. Kızım, nasıl olacak? Ben zaten burada tahta masanın üzerinde yatıp dururum. Biz de yatarız ne olacak? Baba her yerlerde yatıveririm. De anamın yanına bak bu artık şiirler falan geliyor. Tamam ben ağlamayayım tamam. Ah tamam hadi ağlamayın bakayım. Gelin bakayım. Tamam bakacağız bir çaresi ya. Bakacağız bir çaresi. Nasıl tamam. Ağlamayan baba ya. Baksana halime bu yaşımda dolu kalıverdim ya ben. Zaten evde kalıktım. Kimse istemedi. Hindi hiç kimse istemedi. Ne olacak kızım ya? Her köy satıcının kör bir alıcısı vardır. Sözüm. Tamam ben bir daralıverdim. Siz burada bir oturuverin. Ben bir nefes alıvereyim. Sakın bir şey deme. Sakın. Yok müşteriler geliveriyor. Hepsini kapıdan çeviriyorum ya. Çevir. Bugün kapalıyız böyle. Cazip. Zöhte.
Ne haber lan? Bana ne olsun? Haberler sen nedir? Ne olmuş? Hiç. Gel sana bir sarılıvereyim. Gel. Ey canım benim. İyi, sana... Bora, iyisin. Yoksa yok. Sana bir şey mi oldu? Yoksa Halime'ye mi bir şey oldu? Yok lan, Halime'ye anası kızı vermiş. Çamaşırlı yıkamadan çarşıya gezmeye gidiverdi de. Ha, kızı vermiş. O yani. Ha, ama anadır ne yapsa yerdir. Şimdi zaten bu cennet de anaların ayaklarının altısındadır, biliyorsun. Ha, aldı, evet. Lan, cazip lan. Gel, ben sana bir tatlı ısmarlayı vereyim. Tatlı? He. Tatlı. He. Nasıl tatlı? Basbayağı tatlı işte lan. Hani getiriverdin de yiyemedik ya. Gel, ben seni şurada pastaneye götürüverin. Orada bir tatlı ikram ediverin. Yok, hiç öyle olur mu ya? Ben dükkanda hani sana o gün getirdim tortliden var. Dükkanı kapalı ama buzdolabı çalışıyor. Biliyorsun. He. Bunları getiriyorum, yiyorsun. Yerim, hadi. Hah, ya. Burada yiyiverin, hadi. Hadi, valla. Bacınek, ne haberleyin? Lan ne bacı ne lan, lan zaten kafam bozuk. Kafa bulma benden. Ne bozuk lan kafam? Ne sene ne? Buraya kavga ettiniz değil mi lan? Lan sen bizi mi küsettin? Ah, teessüf bir de. Ben her şeyi bilip durun. İçimi doğup dur benim. İçimi doğup dur. Dertli bebür. İyi iyi, kavga ettik bildin. Hadi geç. Çok koyuyor değil mi lan adama? Hani... Haklısın, haklı olduğunu biliyorsun emme. Karşındaki seni suçlayınca çok koyup durur değil mi? Koyuyor, koyuyor. Şimdi senin bir tane gomadan git diyorum ya. Hayriye hamile değil. Hı? Hı? Hayriye hamile değil diyorum. Ya nereden çıktı şimdi Hayriye'nin hamileliği? Bir sus burayı lan. Hayriye hamile değil, kavga ettiniz mi? He. Ha, ben de ondan deyip durayım seni. Hayriye hamile değil. Lan doktor dedi lan. Seni mi inanacağım, doktora mı inanacağım? Beni inanacaksın. Doktorlara niye inanıp durun? Lan manya konuşma lan, köyün delisi. Lan müspet ilim diyorum lan. Ha doğru diyorsun. Tıp ilimi müspet oluyor. Ama bazı doktorlar menfi oluyor. Lan şimdi sen sağlık ocağında bir yanlışlık mı oldu ya? Olmaz mı? Şimdi senin ablan doktor oluyor. Sen ondan doktorları borunu çalışıp durursun. Ama onlar da şaşıp kalıyor. Ha onlar da insan. Eğrisi var, doğrusu var. Lan şimdi içime bir kurt düşürdün lan. İyi, düşsün. Ulan, benim de içimde bir kurt var lan. Ben senin bir şey soracağım, sor hemen. Ha, sor bakayım. Acaba benim bir dedem varsa bu dedemi buldurabilir misin? Lan ne dedesi lan? Ulan, hani ben kimsizim ya. Hani beni cami avlusuna bırakıp gitti. Ondan sonra gittiler, hani beni köylüler büyüttü. Ondan diyorum. He, senin imece usulü büyütmüşler. Ya, aa gitmiş. Beni uzaylı mı getti caminin avlusuna koydu. Ben de insan. Benim de soyum var. Benim de sopum var. Ondan diye bakarım ben seni. Acaba diden varsa dedemi buldurabilir miyiz diye. Lan niye diden? Niye diden? Onu anlamıyorum. Niye baba değil mi? Ya ne bileyim ben. Önce bir dedemi bulan da babam ne olsun buluruz. Ya arkadaş ya. Şişt, bak tutma beni. Benim bir dolu işim var. Mühim işlerim var. Meşgul adamım ben. Meşgul. Meşguliyetim var. Zaten benim böyle 3 tane meşguliyetim var. Bir, Hayriye hamile değil. 2, dedem nerede? 3, Dürüye ananın sonu ne olur diyecek. Dürüye'nin sonu mu? Aa, o çok mühim mesele. Çok. Hadi tutma beni. Benim bir dolu işim var. Vallahi cazip. Yani uzun sözün kısası, kızlarım benim için çok değerli. Hele Halime benim ilk göz ağrım. Evet. Ha ben şimdi anlamışım. Bu ilk göz ağrım. Sen ondan bana hep noz yapıyorsun. Halime ilk göz ağrın olduğu için. Sen hindi mi anlayıverdin? Hindi anlayıverdin. Bu arada ben de diyeyim neden bu böyle yapıyor? Çünkü yani evlenmek peygamberin sünnetidir biliyorsun. Yürü bu neden canım?
Ben böyle kadar Halime'ye gözüm gibi bakıverdim. Gözüm gibi derken ben Almanya'daydım ya. Lüriye benim yerime benim gözüm gibi bakıverdi yani benim kontrolümün altında ben Almanya'dayken. Ben öyle bakacağım. Ben öyle bakacağım, onu yaşatacağım. Aman kendisi gözlüsüne hep böyle incirle, üzümle besleyeceğim. O ne lan? Aman kendisi gözlüsü ne? O ne lan? Halime gözleri renkli hiç görmedin sen. Hani gözü von kendisine benziyor. Lan görmez olur muyum lan? O benim kızım lan nasıl görmüyorum? He. Onun gözüsü von kendisi, karakteri von kalesi, o muhlanın bir tanesi. Şimdi, Cazım, ben sana Halime'yi verivereceğim. Emme sen sabredeceğim. He. Sabredeceğim. Ben önce kızla konuşacağım. Sonra anasıyla konuşacağım. Rızasını alıvereceğim. Ondan sonra sen de o zamana kadar bekleyeceksin. Burası Moğla. Burada adet böyle. He. Sen tamam da ben bekleyeceğim. Tamam. Bekliyorum. Hey, hadi bakalım. Hadi bakalım. O zaman ben elini öpeyim. Dur lan manyak mısın? Yaklaş biraz bana. Tamam. Hey. Hey canım. Baba. O Van'da neye senin elini falan öpüyordu? Kızım şey, ben hava alıvereyim diye dışarı çıkıverdim ya. Buna şekerim düşüvermişti, bana tatlı ikram ediverdi. O, iyi çocuktur aslında yani. Kalbi temizdir yani. Biraz dandundur, tamam eyvallah. Ama içindeki neyse dışındaki de odur yani. On numara çocuktur. Sağlam karakteridir. Van kedisi gibi, Van galesi gibi yani. Şeydir yani. Beni ne bundan? Sen gene de sen soru verdin ya niye elini öpüverdi diye. O yüzden yani benden özür dileyip durun. Ben dedi hayatını dedim mahvediverdim dedi. Öyle. Bu özür dileği vermiş. Sen affediverdin mi? Affediverdim. Zaten ben bugüne kadar kime kin tutuverdim ki ben? Hiç kin tutmadım. Hiç. On numara çocuktur yani. Ya. Ya. Neyse. Vallahi azizim, Joseph sen nasılsın? Vallahi iyi kalbe yazım, canım benim, canım abla. Ya iki saatte telefon çaldırım, sen niye açmıyorsun ya? Oy burada havalar o kadar çok soğuktur ki. Sular donmuş, dışarıdan ıbırka kar koydum. Sobaya koyacağım, kar eriyecek da ben bulaşık yıkayacağım. He, kalbe yazım, canım ablam benim. Diyorsun ki kar altında çalışıyorum ha? Ey canım benim. Ah, bizim kaderimiz böyle Joseph. Ne yapalım? Aman boş ver. Sen ne yaptın? O Van kedisi gözüsünü istedin yoksa yok? He? Babasına konuştum. İstedim bana verecek biliyorsun. Ve de Kur'an. Kur'an. Sana ne diyeceğim biliyorsun. Bu ilk önce babası kızla konuşacak, onu ikna edecek. Sonra biz de onu gelip isteyeceğiz. İkna ediyor, niye? Vallahi buranın adeti böyle. İlk önce kızı ikna edecek, sonra ben onu gidip isteyeceğim. Amin, amin. İnşallah, Joseph'im, inşallah. Bak, sonra seni düğün için buraya aldıracağım. Burada benden kalıyorsun, ha?
Tamam Cazi. He bana bak, sana bir şey soracağım. Kepo ile Kendall'ı getireyim. Kepo ile Kendall mı? Ya burada onlardan çok var. Ablam benim, gerek yok şimdi. Kepo ile Kendall ne karıştırıyorsun? Vii, hiç olur, onlar okunmuş. Hem Kepo ile Kendall bensiz duramaz. Tamam bacım, tamam. Şimdi bak. Tamam. Şimdi bak, Kepo ile Kendall'a da selam et. Kendilerine iyi baksın. Onlar da bir çaresini bulup buraya aldıracağım inşallah. Sen de kurbanı hayran et. Helal edelim. Hadi güle güle. Diki diki dik 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 dik. Diki diki dik 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 dik. Dik diki dik 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 dik. Diki diki dik 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 dik. Dur kız, ben bir para alayım. Dur kız. Yana, nasılsın, iyi misin bakayım? İyiyim. Beni bak, hiç uğraşma, değmez. O ne lan? Sen kendini düşün sen. Ya ne diyorsun lan atsız? Hani ben derin ya, kendi kendime konuşup durun. Beni bak, kendi düşen var ya, ağlamaz. Yok, ben geberti vereceğim bunu. Vallahi parça pinçik. Dur kız. Duriye. Ne var lan? Zöhtü'yü gördün mü Zöhtü'yü? Ben ne Zöhtü'den? Bekçisi miyim ben onun? Yok, beni incini verdiydi diye. Seni bir soran dedik yani, tedavi iyi gelmiş mi diye. Beter olsun, beter. Yok kız, vallahi ben dayanamıyorum. Vallahi dayanamıyorum göbekçim. Dur kız. Baksana, herkes bize bakıp duru. Milletin diline düşecek halime sonra ne edeceğiz? Bırak Allah'ından buluversin. Sen hem yol sen ne olacak he? Yol sen ne olacak? Zaten yolunmuş tavuk gibi. Zaten bari biz milletin diline düşmeyelim. Dürüye, hadi. Yürü. Doğru da yarınız. Tamam. Kesken kürpü. Küpüne zarar değil mi? Doğru. Ayşe. Bayram. Ne vakit geliverdin? Sen kayfede değil miydin? Bunu sana gettim. Biri kayfede unutuvermiş. Kayfede. Biri kayfede unutmuş. Ben dedim bu kimin, dedim kimse şey, ben de bebene getirdim. Oyuncak bebeği biri kayfede unutmuş, öyle mi? Tamam. Ben yalan deyiverdim sana. Kimsenin unuttuğu yok. Ben onu sana hediye aldım, Moğla'dan. Ben aldım. Öyle desene. Öyle desene diyorum da diyemiyorum. Ben Ayşe, utanıyorum. Merak ettin, siz Dürüye'yle nereden gelip durdunuz öyle? Dürüye'nin boşanma kağıdını almaya gittik mahkemeye de. İyi. Ayşe. Ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorum? Yani düşünüyorum sen, ben yani sen. Yani bizim hakkımızda ne düşünüyorsun? Düşünüyorum işte. Düşünüyorsun. Öyleyse hayır demiyor. Demiyor. Ama düşünüyorum işte hala. İyi. Düşün. Ama pozitif düşün. O zaman ben giden, sen iyice bir düşün. O da bir şey. Teşekkür ederim. Rica ederim.
Güle güle. Gaz alacakla. Ne var ne? Bir şey diyeceğim. Ne diyeceksin? Hadi işim gücüm var benim. Aferin. O neyle? Duran sana evlenme teklifi de vermiş. Sen de hiç uzatıvermeden hayır demişsin. Aferin, aferin. Benim sözümden çıkıvermemişsin yani. Onu demeye geldim. Halime ile Hayriye nerede? Onlar benimle kalacaklar. Olmaz le. Onlar hayatları boyunca bu evden başka hiçbir evde kalmadılar. Olmaz öyle şey. Onlar, yani Hayriye ile Halime bundan böyle hep benimle kalacaklar. Nasıl le? Hep mi? Hep. Temelli mi le? Ha, temelli, temelli. Onlar yok. Hayriye ile Halime'yi unutur artık. Olmaz lan. Olmaz. Bunlar benim güğümlerimden, kızlarım, canlarım ne? Benim de kızlarım, benim de güğümlerim. Ben de onların babasıyım. Ne? Onları ben büyüttüm lan, ben büyüttüm. Bundan sonra da ben büyütüverim. Duriye, Hayriye ile Halime gelmeyecekler. Gelmeyecekler. Seni defterden silmişler, öyle dediler. Zöhtü, bak doğru konuş ha. Doğru konuşuyorum. Duriye'm. Onlar büyüdü. Onlar her bir şeyi görüyorlar. Bütün gerçekleri görüveriyorlar, biliyorlar. Ya. Ha, merak ediveriyorsan Nazife ile Huriye'yi de alıvereceğim. Onlar da bana gelebilecekler. Olmaz, olmaz. Ne Halime'siz, Hayriye'siz ne ederim ben lan, ne ederim ha? Ben sana dedim, yapma dedim. Böyle etme dedim. Her gününü düğün edivereceğim dedim. Sen olmaz dedim. Ben o zaman ne dedim? Her gününü cehenneme de vereceğim dedim. Yalnız kalacaksın Duriye. Ellerinden dizlerini dövereceksin ama hiç fayda etmeyecek. Bundan böyle her günün cehennem olacak Duriye. Geceleri uyku girmez gözüme. Olmaz lan. Yok lan. Yazılmış bu kara yazılım. Kader böyleymiş ağlarım bazı. Gönlümse de. Ana! Ana ne oldu? Yok kızım bir şey yok. Ya o zaman sen ne ağlıyorsun? De bana bakayım. Az evvel babanız geliverdi de. Ne dedi? Halime ile Hayriye. Onda kalacakmış onu dedi. Yok ana. Buraya gelmeyecekler mi? Yok gelmeyeceklermiş. Olmaz öyle şey ana. Ya belki babam sadece bir gecelik kalacaklar demiştir ana. Yok kızım yok, temelli dedi. Yani ben hiç sanmıyorum yani hem de babamın yanında kalıvermezler. Benim de hiç inanasım gelmiyor. Yok kızım vallahi öyle dedi. Ben de bu kadar bileyim işte. Öyle dedi gitti. (Gülüyor)
soysuz. Yıma, şimdi ben seni çok seviyorum, sen biliyorsun değil mi? Vallahi çok seviyorum yani. Ben de çok seviyorum Len. Hem de o kadar seviyorum ki karnındaki bebeği bile reddedemiyorum Len. Demek böyle oluyor, böyle gerçek aşk falan. Hele. Len düşünüyorum, reddedeyim diyorum. Diyorum karnındaki bebe kimden, onu bile bilemiyorum diyorum. Ama olamıyor işte Len. Çok seviyorum seni. Vallahi ben de bilemiyorum zaten. Ya İman, vallahi diyorum kimseye el sürü vermedim ben. Hiç anlamıyorum zaten. Kaç kere yeminler ediverdim seni. Vallahi diyorum ha. Yani. Kız, Nezife veriyor, bir sus. Hey ablam, nasılsın? Ey İman, Halim abla. Anam azıcık seninle bir konuşmak istiyor. Anam mı? Anam benimle konuşmak istiyormuş. Alo, Halime kızım. Ana. Halime, kızım. Az evvel babanız geldi. Bir şeyler dedi bana. Doğru mu diyor? Ne dediğine bağlı. Dedi ki, siz artık onda kalacak mısınız? Öyle dedi. Evet ana, öyle bir şeyler var. Doğru diyorsun yani. Yani doğru. Kızım niye böyle yapıyorsunuz siz ha? Ana ne yapıyorsun? Senin böyle maşelen vurduğun yerle hala acıyor. Zaten ondan da değil de ben artık senden bile hem korkuyorum hem de utanıyorum. Böyle imdatla falan evlenip boşandım ya ondan. Kızım Hayri'yi orada mı? Burada yanında. O da mı gelmeyecek? Evet ana, o da gelmeyecek, babamla kalacak. Sen ver bakayım Hayri'yi bana. Verim. Al anam seni istiyor. Alo? Hayri'ye, Nazlı Hanım benim. Halime ablam diyor ki gelmeyecek misin? Sen de babanla kalacaksın kızım. İşte ben de böyle gelemiyorum da. Şimdi babam falan yalnız, biz burada kalıverelim, tamam? Peki kızım sen Halime'ye ver bakayım bana. Halime'ye ver. Tamam. Seni istiyor. Hey ana. Halime kızım. Bak madem gelmiyorsunuz. Kendinize iyi bakın değil mi? Bak Halime'ye söyle Halime. Üşütmesin. Bak kendine iyi baksın. Yoksa ciğerleri hırlıyor biliyor musun? Ciğerleri hırlıyor. Biliyorum onu. Sen merak etme. Ben ona iyi bakarım. Hiçbir şey olmaz yani. Ana ağlama ya. Ay kızım nasıl ağlamayayım? Nasıl ağlamayayım? Danalarım gelmiyor benim yanıma. Gelmiyor. Danalarım gelmiyor. Beni terk ediverdiler. Ne bakıyorsun lan manda çömüne bakar gibi? Manda çömüğüsünde ondan bakıyorum lan. Lan bana bak. Düzgün konuş be. Düzgün konuşacağım ben. O ne lan orta? Ne? Ne vuruyorsun lan? Manyadın mı sen? Manyadım lan. Ben işsiz manyak. Lan sen kim oluyorsun da benim kızıma? Yok da ondan sonra nikah kıyıyorsun. Hadi kıyıyorsun. Niye? Niye sonra boşuyorsun lan? Ha? Manda çömüyor. Ben kimseyi kandırmadım. Ben kimseyi kandırmadım diyor. Sus lan. Ben kimseyi boşamadım. O beni boşadı. O hakim hanım var ya, o hakim hanım. Onunla birlikte oluverdiler. Bana tekmeyi bastı, kapının önüne koyuverdi. Tekme öyle basılmaz. Tekme.
Böyle bastılar lan tekme. Böyle bastılar. Vurma, vurma. Vuracağım lan. Yeter lan, yeter. Baba kız beni burada bütüncü beygirine çeviriverdiniz. Dayak, 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 dayak. Ya sus be. Sus, sus. Beni bak. Bundan sonra kimseden duyarsam eğer, yok ben Halime ile evlendim sonra boşadım falan diye duyarsam, sen Allah yarattı demem, ağzını burnunu dağıtırım ha. Şerefsiz. Ne ayaklarıma garış var İngri vallahi. Ayaklarıma garaj söyledi. Bakmadım yer kalmadı. Hiçbir yer, hiçbir yerde bir şey. Her bir yerler dolu lan. Vallahi billahi. Her bir yer dolu. Nasıl o karış, her yere baktın mı? He bakıverdim. Ya sanki herkesinin böyle edileceği tutuvermiş ya. Olacak işte yani. Bir gün önce bir gün sonra da olurdu Haluş. Ben hep ona baktım işte. Önümüzdeki ay bile her günler dolu. Yani hiç boşluk bırakmamışlar düğün salonlarında. Doldurmayamışlar. Doğru söyle Haluş. Sen bana düğün yapmak istemiyorsun değil mi? Oğlum o sultan niye genç kalktı sen bunu şimdi ben? Yapmaz olur muyum? Ya sultanım benim ya. 40 gün 40 gece düğün yapmak istiyorum. Sen benim Hürrem sultanısın lan. Ben seninle bir düğün yapmak istiyorum ki ha. Kraliçeye layık olsun valla. Ama yok işte yok, her yerler dolu. Valla ben anlamam Haluş. Ayrılırım valla. Tabii tabii tabii, ne biçim konuşuyorsun? Ağzında yer alsın öyle ayrılmak lafların. Olur mu her şeyle lafla edilir mi? Ha öyle tehdit falan olarak anlama yani. Vallahi ayrılırım düğün olmazsa. Tamam lan tamam, senin ayrılmak tamam. Ben gidip bir kere daha bakarım lan. Belki gözümden kaçmıştı, görmemişimdir. Boş bir günleri vardır. Sen neyi zaten görüyorsun ki Haluş? Tamam. Sakin ol. Sakin ol sultanım. Seninle şu düğün meselesini bir halledelim. Ondan sonra da gözlerinin çaresine bakarım. Onları da iyileştiririm gari. Vallahi bak Haluş, evlenmek istiyorsan düğün yeri bulacaksın. Yoksa ben vallahi onu bunu anlamam. Sonra gözünü mü yaptırıyorsun? Nerenin çaresine bakarsan bak, o beni ilgilendirmiyor artık. Tamam sultanım, ben de onu diyorum zaten. Sözü bu yanına. Pamuk şekeri. Açmayın abi, gitti mi şunu? İkna edilelim seni ben. Hayır, bu kapı açılmayacak Haluş. Düğün yeri bulmazsan hem bu kapıyı hem de gönül kapımı sonsuza kadar kapattım Haluş. Ben, beni bak, yapacağım rengiyi bulacağım salon diyorum sana. En kuralını yapacağım, açmaya şunu da bir ikna edilelim lan ben seni. Hadi. Hayır Haluş, ikna falan edemezsin. Hadi git. İyi tamam lan. Tamam sen beni. Keşfet tatlım benim. Kız Hayriye, bana bak. Böyle bu anıma sesi pek bir acıklı gelip durdu. Böyle bir içim fena oldu. İyi tamam, biliyorumdu yani o da böyle maşallah falan hiç açmıyordu. Değil mi? Değil mi? Ay Sati, bu ayaklığım benim var ya böyle bir şişi verdi. Ben hiç anlamıyorum. Zonk zonk zonkluyor bunlar ya. Aa, kız tabii böyle hamileyken falan şişi veriyor insanın ayağı, ondandır. Ay ne desem de bir hamilelik ha. Ne desem hamilelik. 40 kere söyleyiveriyor, en sonunda oluvereceğim zaten. Tamam lan, haydi sinirlenme lan. Tamam, benim aklıma bir şey geliverdi, dur. Bak. Sandalyeye koyun, ayaklarını rahat rahat uzatıyor ha. Tamam lan Hayriye. Tamam. Allah'ım da. Ay biz böyle sandalyede falan mı yatıvereceğiz biz? Yok lan. Ha, masaları birleştirivereceğiz. Masanın üzerinde yatacağınız Züttü Baba masada yatıp durur da ondan. Ay yok, böyle masada falan yatmam ya man. Niye lan? Ay yok yatamam ben. Evde de ondan yer yatağında yatıveriyorum herhalde. Öyle yukarıdan ben düşüyorum, öyle olmuyor. Ya Hayriye, sen niye yataktan düşüyorsun lan? Yataktan düşülür mü lan Hayriye? Ay sana ne? Canım istiyor, düşüyor. Belki böyle bir deli deli falan yatıyorum ben. Kız, beni bak sen böyle masadan falan düşersen bebete düşer ya. Ay.
Vallahi bu tutturuverdi ha. Bebe de bebe. Bebe hangi bebe ya? Hangi bebe? Doğru diyorsun bak, vallahi tehlikeli ha. Kız ne tehlikeli Halime abla? Sen yok. Bebe mebe yok. Anlatamıyor mu ben sana? Sen anlamıyor musun sen? Öyle bir şey yok. Ben de anlamıyorum ama yok. Ne var yok. Durum kız? Yok yok de. Yok. Ne yok? İşte yok diyorum. Huzur da yok. Ay baba yatak yok burada. Ben nasıl yatıvereceğim? Ya kızım bu geceki idare ediverin. Yarın bir şekilde halledivereceksin. Olmaz öyle. Niye yarın ben öyle yatamam ya? Yukarıda falan ben düşüyorum baba. Züttü baba benim aklıma bir şey geliverdi ya. Ben diyorum ki öyle toplanın. Ha bana misafirliğe gelin lan bu gece. Üşümeyin lan buralarda öyle. Olmaz lan öyle. Niye olmaz lan? Benim diye konuşma. Ağzımı ortaya çarpıvereceksin artık ha. Pardon lan. Hala lan gima. Tamam özür. Nerede kalıvermiştik? Ben diyorum ki toplanın bana gelin lan misafirliğe. Üşümeyin lan buralarda masa tepelerinde. Yok olmaz öyle. Bekar adamın evine iki tane bekar kız da gidildi vermez. Orada köylük yer laf dedikodu çıkar. He, çıkar lan köylük yer tabii. E tamam lan ben dükkanda kalayım o zaman. Siz benim eve gidin lan. Ha o olur bak. Olur. Zaten olsun Züttü baba. Olsun lan. Yoksa Hayriye yataktan masadan düşer, düşük yapar lan. Düşük. Ne? Neyini? Ne dedin lan? Ne dedin? Ne dedin? Sen? Ne dedin? Hayriye? Ne dedin? Ay bu hep böyle biliyor musun? Benim de böyle şey imalat hatasın sen diyorum bak. Düşük de ne? Aa düşüyor diyor işte. Demin de onu diyordum düşüyor. He doğru diyor lan doğru diyor Züttü baba. Düşer masadan düşer lan. Olmaz düşme lan Hayriye. He, inahtarı vereyim ben sana Züttü baba. Takdim edeyim sana. Ben. Şu sobanın yanında odunlar var. İstif ettiydim ben onları. Yakıverirsiniz. Ha bir de bir şu yüklükler var. Tepede göreceğiniz. Onun içinde çarşaf, yatak, yorgan hepsi böyle katlı, ütülü. Ya. Hiç merak etmeyin. Bir de ha çok benim hassas olduğum bir konu vardı. Sabah evden çıkarken ev havalansın, camları açık bırakıverin. Bir de ortadaki terlikleri de dizersiniz. Ayakkabılık var. Kapının orada diziverin. Çok hassasım Züttü baba. Bir de çok hassasım. Ben pişman ettim tamamen. Hadi sen de iyi geceler. Herkese lan kapıyı bacayı iyi kapatır. Hadi yürü kız. Yürü hadi. Hadi yürü hadi hadi. Hadi kilitle kapıyı üşüme. Sobaya odun at. Hadi. Lan ne hale bak lan. Hayriye'nin kalacak yeri yok. Karnında bebe. Kimden olduğunu bile bilmiyorum lan. Ben ona kucak açıyorum. O bana imalat hatası deyip durur lan. Lan iman. Kimsenin umurunda değilsin lan. İyi günler. İyi günler. Cazip Bey arıyorum. Niye? Sebep? Kendisine bir kargo geldi Van'dan. İyi. Ve ben alayım onu. Nüfus kağıdınızı alayım. Nüfus kağıdı mı? O neler? Benim bugüne kadar nüfus kağıdım olmadı ki. O zaman kargoyu size teslim edemeyiz beyefendi. Ne? Cazip! Hıyt! Cazip! Bak sana kargo paketi gelmiş. Kargo ne? Kargo? Kimlik alayım beyefendi. He alacağım. Dur bekle. Ha biliyorum. Ablam gönderdi. Ah. Buyurun. Hey canım karbeyazım benim. Görüyorsun. Ne güzel paket atmış yemeklik erzakı. Lan Cazip Akideş sen kafaya mıydın? Bu erzaktan buldun ufa. Hiç burada otu peyniri var. Ha? Hiç burada manda kaymağı var. Hiç burada doğuda kekik yemiş hayvan kavurması var. Ha? Yok değil. Bak, şimdi ben sana onu öyle güzel yapacağım, sen parmaklarını yiyeceksin, ha? İyi canım benim. Buyurun. İyi günler efendim. İyi günler canım ben. İyi günler. Gel. Şşş, bacık. Ne haber lan?
Yaralı becenek. Çok yakın biliyor musun? Sevdiğim gebe, kimden gebe olduğunu bilmiyorum ben hiç. Üzme lan kendini. Bak seni ne getirdim. O ne lan? Dedektör, dedektör. Ne dedektörü lan? Define dedektörü mü lan bu? Lan defineyi nerede adına bağlı. Lan, ne diyorsun anlamıyorum lan becenek. Görmüyor mu lan? Gebelik testi işte. Nasıl gebelik testi lan? Gebeliğin testi mi olur lan? Lan tabii lan. Üzerine işiyorsun bunun. Bundan sonra hamile mi değil mi anlıyorsun. Hayriye de test edeceğiz bunu. Lan ben bunun üzerine işi vereceğim. Hayriye'nin hamile olup olmadığını nasıl anlayacağız lan? Tasarım harikası mı lan bu? Lan bacanek sen işemeyeceksin lan. Olur mu lan öyle şey? Hayriye işeyecek. Eğer bunun üzerinde çift çizgi varsa böyle tren yolu gibi hamile demek. Eğer yoksa değil demek. Bu kadar. Lan becenek sağlık ocağında test yapıvermişler lan. Hamile işte lan. Daha ne sorguluyorsun? Lan gıllanıyorum. Ben o testten var ya gıllanıyorum. Orada kesin raporlar mapolar bir şeyler karışıverdi. Hayır ya hamile değil. Ben bunu biliyorum. Bizim bir şekilde bunun sağlamasını yapıvermemiz lazım. Olmaz lan. Lan niye? Niye olmaz? Arkadaş. Hadi hayriyi işetiverdik buna. Tren yolunu yürüverdik. O zaman ne edeceğiz lan? Harbiden hamileyse ben ne edeceğim lan? O yaşadığım acıları bir daha mı yaşayıvereceğim lan? Ben dünden beri yaşadığım tramvayı sana bir anlatsam yemin ediyorum bak bir ben bilirim bir Allah bilir. Ben o tramvaydan kurtulabilmek için çok şey deniyorum o beynimin içinde kurtulamıyorum. Anlıyor musun? Yani, deneseydik bacınek. Olmaz lan. Deneyemem lan ben. Hem Hayriye kız ki lan nasıl buna diyeceğiz ki nişanla da işe lan denir mi lan Hayriye? Olmaz lan. Becenek, yapamam lan, deneyemem ben. Yıkık bir insanım lan ben. İyi Becenek, travmayı sen yaşıyorsun. Yani ben iyilik olsun diye senin düşündüğümden sen bilirsin. Sağ ol lan. Yine de sağ ol Becenek. Canım ablamı görürsün. Nasıl da güzel iyilikler yapmış, bize göndermiş bunları, ha? Başka kimse su yok mu senin ablan? Babama bakıyordu biliyorsun. Babam ölünce, aklın rahmetine kavuşunca o da ileri yalnız kaldı. Kimsesi yoktur. Onu da aldıracağım buraya en kısa zamanda. Adı ne biliyorsun? Bilmiyorum. Adı ne? Karbeyaz. Karbeyazdır adı. Öyle bembeyazdır, kar gibi. Bizim oraların karı gibidir. Çok hoştur. Aa, telefon çal... Ana! İyiyim, sen lafın üzerine arar ha, dur. Alo! Alo, Joseph. Nasılsın benim güzel kardeşim? Ay, ablam benim, kar beyazım. Valla bizde buraya çok mübarek bir hacı var. Onunla beraber sen gönderdik kahvaltılıklara ediyoruz. Ben de bana gönderdiğin Van kedisi gözüsünün fotoğrafına bakıyorum ha. Ya köyde nereden buldun interneti? Okula gelmişim. Bedon'un oğlu var ya hani. Kuru sen adın neydi? Ceylan. Heh, Bedon'un oğlu Ceylan işte o bana gösteri. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kızın adı neydi? Hamide? Yok Hamide değil abla, Hamide değil. Halime. Bu kız çok güzel Joseph. Sakın bunu kaçırmayasın ha. Hoştur. Bu babasına konuştum. Babası bana kızı verecek. Ama yani birazcık bekliyoruz. Ama Halime benimdir. Kesin net gibi bir şey. Tamam Joseph'im hadi kapatıyorum. Şimdi bu Ceylan bana print out edecek. Bu kızın fotoğrafını yanıma götüreceğim. Daha sonra ona güzel boncuklu bir fotoğraflık yapacağım. Daha sonra oraya geldiğimde de ona hediye vereceğim. He, tamam ablam benim, canım benim. Seni öpüyorum.
ikiye yarmışlar da bir yarımı götürüvermişler ki. Sen bunca yıl onlara analık et. Onlar seni bırakıp babalarının yanına geçsinler. Hiç olacak iş mi kız? Ha? Hiç olacak iş mi? Ama ne demişler? Vesle büyüt danayı, tanımaz olsun anayı. İşte. Ne olacak indi? Ha? Babaları pek mi değerli oluverdi? Pek mi kıymetli oluverdi? Ha? Ama ben biliyorum, ben biliyorum. Her bir halt o babaları denecek, zöhdünün kafasının altından çıkıyor. Onun altından çıkıyor. Ha, hem beni tehdit et, hem her bir haltı ye. Ondan sonra geç karşıma, karşıma geçip ben erkeğim, ben her bir şey ederim de sen yapamazsın, sen yaparsan namussuzluk olur de. Yok öyle şey, yok öyle şey. Yok, yok, yok öyle şey. Ben göstereceğim o zöftüye. Vallahi göstereceğim, billahi göstereceğim. Görecek o gününü. Öyle bir görecek ki rezil olacak. Rezil olacak o. Dürüye'yi aldatması kolay mı? Görüverecek. Bütün bütün Moğolaya rezil edeceğim. İbreti alem olarak asacağım onu. Asacağım buraları. Hem beni raptı zaptı almaya kalk. Hem de kızlarımın kanına gir. Yok ama yok. Yok ben bile yok. Onlar bana kıyamazlar ki. Nasıl ben güğümlerim olmadan olmazsa. Değil mi? Onlar da bensiz edemezler. Böğün yarın gelirler, benden özür dilerler. Onlar analarının kuzuları be. Analarının danaları onlar. Bensiz yapamaz onlar. Yok, böğün yarın gelirler bak. Bak, yok yarın bile de böğün gelecekler. Özür dilerler benden. Bile yok. Bile yok. Heh. Anamdan korkuyorum. Korkma kız. Anne korkmayayım, o maşeyle filan her yerlerimize acıyor ya benim. Ya kızım ben varken hiçbir şey yapamaz. Dürüye! Dürüye neredesin Dürüye? Hoş geliverdiniz baba. Hoş gördük kızım. Ananız nerede? Ahıra kadar gidiverdi. Epey de oldu, şimdi geliverir, yoldadır o. Hayır. Ananız yokken size bir şey diyeveren. Bundan sonra Hayriye ile Halime benimle beraber işi verecekler. Siz de eğer eziyet meziyet görüverecek olursanız gelin kapım size ardına kadar açık. Tamam. Nazife, kızım sana de diyorum. Sen de geliver. Yok baba sağ ol. Ben hayatımdan memnunum. Anam da eziyet falan etmiyor beni. Ha. Şimdi etmiyor ama yarın öbür gün sen de gerçekleri görüverince geliversin baba baba diyeverirsin. Ama o zaman ben senin yapıverdiğin gibi böyle. Ben öyle yüzümü çevirivermeyeceğim. Ben seni kabul edivereceğim, açacaksın kapıyı. Kızım, ya kızım ben seni çok seviveriyorum ya. Biliyorum. Yani biliyordum. Emme, İskender'i daha çok seviyormuşsun sen. Ya ne alakası var kızım ya? Olur mu öyle şey ya? Allah Allah ya kızım. Siz hepiniz benim çocuklarımsınız. Siz babanızsız büyüverdiniz, o da anasız büyüveriyor. O biraz daha küçük diye ona biraz daha fazla ilgi gösteriveriyorum gibi gelivermişti sana. Yoksa siz hepiniz benim çocuklarımsınız. Ben aranızda hiç ayrım yapıverir miyim? Hepiniz hiç asla ayrım yapıvermem. Saçınızın tek bir kılına bile zarar gelsin istemem. Evet vallahi doğru söylüyor. Anam böyle kızgın maşayla bize vururken babam korudu bizi. Hiçbir şey de demedi ya. Sahi mi dayım baba? Tabii sahi dayım. Sen şimdi Halime ablamın evlenip boşandığını öğrenince hiç kızmadın. Vermedim. Neye vereceksin kızım? Vermezsen ne olacak? Ne olacak? Mesele onun elinden tutup doğru yolu gösterivermek. Zaten o hatasını anlayıverdi değil mi kızım? Gel bakayım sen. Sen de gel, sen de gel. Ay benim. Kızlarım benim. Bunlar doğru yolu buluverdiler. Hadi sizi de bekleyelim artık. Babam geldi. Hoş geldiniz kızım. Hoş bulduk anam. Bak ben biliyordum zaten. Benim kızlarım dayanamaz. Gelirler benim güzel danalarım diyordum. Bugün yarın gelirler diyordum ya bak. Kızlar eşyalarını toplamaya geliverdiler Dürüye. Eşyalarını mı? Ya birkaç parça eşyalar varmış. Onları alıvermeye geliverdiler. Hadi kızım siz geçiverin, toplayıverin eşyalarınızı. Hadi siz de yardım edin ablanıza, kardeşinize. Hadi bakayım.
Hadi. Bak kızlara eziyet edebilirsin, çok fena ederim ha. Usmen. O duran dolanı veriyor mu buralarda? Sana ne? Vallahi kulağıma gelirse görüştüğünüz falan her şey olmaz ha. Sana ne? Ha? Sana hesap mı vereceğim lan kimle görüştüm ne yaptım diye? Bana bak, biz boşandık, boşandık. Artık benim üstümde hiçbir hakkın yok. Zaten yoktu da artık hiç yok. Onun buralarda gizini verdiğini bir görü bir duyu verirsen görürsün o zaman var mı yok mu? Döktü. Git. Tamam gidiyorum. Wi-Fi'ye gidiveriyorum. Kızlara söylersin beni ararlarsa Wi-Fi'de buluverirler. Ha, kızlara değil. Kızlarıma. Kızlarım yani. Ay ne? Hadi Halime abla anamdan dayak yedi diye gidiyor. E sen neye gidiyorsun? Kız neye olacak ya? Kabahati kendinden büyük oluverdiği için anam da onu kesecek diye öyle dört nala önden önden koşturup gidiyor. Ya ne kabahati, bana de söyleyiverin şunu. Ay yok öyle bir kabahat filan Nazifeciğim. Bu yemiş işte, kafayı yemiş bu Huriye ablan. Aa. Aman. Efendim canım. He, Baldız. Seninle acil buluşmamız lazım. Ne? Şş, sen hamile değilsin lan. Kız ağzın bağ yesin de ben zaten biliyorum da sen nereden biliyorsun? İçim öyle durup durur. Şş, bana bak, sana bunu ispat edeceğim. Ne edeceğim beni? Lan basbaya ispat edeceğim. Buluşunca edeceğim işte. Tamam, diyorum ki ben de buluşunca ne edeceğim beni diyorum. Lan gelince görürsün lan. Bana bak, altına rahat bir şeyler giy. Altıma rahat bir şey giyeceğim canım. He, bundan da Huriye sakın bahsediverme. Kimsecikler duymasın, gelirken beni arayıver. Tamam canım. Tamam, arayacağım ben seni geliverirken de. Tamam, tamam. Kimdi o? Kim? Ha? Şişt, kız bana bak. Kimdi o? Kim olacak işte? Yaman tabii ki de. Siz ne zaman Barış'ı beğendiniz? Küs değil miydiniz? Biz hiçbir zaman küs değildik Huriye, tamam mı? Biz birbirimizi seviyoruz bir kere. He, Düz Bey'in imalat hatası diye hala seni seviyor. Seni ne? Ha? Seni ne Huriye? Kız, nasıl senene ha? Ne demek istiyor öyle altına rahat bir şeyler giy falan diyor. Ne demek istiyor de bana bakayım. Üstüme altıma giyeceğim. Senene helalim derde. Seni mi soracak? Senene. Ya ne dedin helal yani? Sen ne kız? Ne oluyorsunuz? Ne barışıyorsunuz be? Çocuğum yok bir şey ha öyle. Aa tövbe tövbe. Nazife. Kızım, Huriye, hadi siz acık dışarı çıkın bakayım. Tamam. Hadi. Tamam. Hadi annem, hadi. Hadi, hadi. Ey. Kızlarım, güzel danalarım benim. Siz niye böyle yapıyorsunuz? Niye bu bazının lafına kanıp evi terk ediveriyorsunuz? Şimdi yalnız o babama suç atmayalım. Evet ana. Her bir şeyler senin yüzüne oluverdi. Benim mi? Zaten babam gelin de bende kalıverin demedi. Biz rica ediverdik ondan. Kızım benim ne suçum var ha? Ben ne yaptım size? Ay ben hiç anlamıyorum sizi. Ha? Ben azıcık anlatıveren seni ana. Babam böyle yıllar sonra geliverdi Alaman'dan. Böyle seni de pek mi seviyordu belliydi. Sen ne ettin? Yapmadığını bırakmadın adama. Doğru diyor tabii. Dedik ki
Önce dedik biz evleniverelim dedik. Sonra dedik sen evleniverirsin. Yok biz rıza göstermiyoruz dedik. Yok sen gitti hemen çiçikten evleniverdi. Sonra Helga geliverdi. Sonra Helga'nın doğal düşüne geliverdi. Ne babamı boşadın. Nik sen mutlu bir yuvamız vardı yıktın. Ana sen hiç bizi düşünmedin ki. Evet vallahi sen hep kendini düşünüyorsun. Hiç bizi düşünmüyorsun. Ben hep kendimi düşüneyim. Yılan mı? Ha? Yok işte oraya gidivermeyin. Yok camdan bakıvermeyin. Yok işte siz dul karının büyütmeleri falan. Ondan sonra işte yok el alim ne der, o onu der, bu bunu der, söz ulu, laf ulu. İşte hayır onu deme, onu yapma. Ondan sonra hep bir baskı, hep bir baskı, hep bir baskı ama bizde yani bir yeter yani. Hem benim imdatlanılan meselemde de sen yanılttın beni ana. Sen de yedin ki beni Ayşe'yi seviyor imdat diye demedin. Böyle ağzında geveliverdin lafı. Ben de bunların hiçbirini bilmeden gidip imdatla evleniverdim. Sen beni o zaman deyeydin. İmdat Ayşe'yi seviyor diye gevelemeyeydin lafı. O zaman ben de hiç evlenmezdim. Dul da kalmazdım. Hepsi senin yüzünden. Benim yüzümden. Biraz yani böyle de tabii söylemek istemiyorum da. Artık bir yeri kadar sabahı da bir yeri kadar yani. Evet ana. Keşke sen acık bizi düşüneydin kendini düşüneceğine, babamı düşüneydin. Böylelere hiç gelmezdik o zaman biz. Peki kızım, peki, peki. Madem öyle, madem her bir şeyin suçlusu benmişim, her bir şey benim yüzümden oluvermiş, her şeye de ben sebep olmuşum, böylelere de benim yüzümden gelivermişiz. O vakit siz de kararınızı verivermişsiniz zaten. Hadi, hayırlısı olsun diyelim. Duydunuz değil mi? Bana ne dediler? Duyduk ana. Ana, Halime ablam da böyle azıcık haklı gibin. Hani sen böyle arada sinir yapıyorsun ya bazı zaman. Kız, kız yoksa sen de mi onlar gibi düşünüyorsun ha? Yok. Yok ana olur mu öyle şey? Hani diyorum ki bir Halime ablam böyle ufakçık böyle azıcık haklı gibin. Bir düşünüversen. Ana ben hiç onlar gibi düşünmüyorum. Bu konularda sen var ya yerden göğe kadar haklısın. Bundan sonra kayıtsız şartsız senin yanındayım ben. Bunu böyle bil hiçbir şeyden dolayı yargılamayacaksın seni. Kayıtsız şartsız senin yanındayım. Sağ ol akıllı kızım benim. Çok güzel benim anasının danası bunlar. Bu güzellerim benim. Suzi bayanı, Telga dayıfım neredesin? Suzi bayanı. Lan çarpacağım, geri gittim kadın lan. Suzi bayanı. Abo. Ay Haliç, görmüyor musun? Ah, burada mısın sen? Ay buradayım Haliç, görmüyor musun? Ne ben seni koltuk zannediverdim ya lan. Tövbe tövbe burada kala kalmışım böyle. Ama sen de hiç seslenmiyorsun ki. Herhalde yoga yapıyorum Haliç. O ne lan? Ne yoga? Spor Haliç, spor. Böyle ruhunu temizleme sporu. Ha, ruhunu temizliyorum. Temizliyorum. Şey diyeceğim lan ben. Kanım acıkı verdi bana. Kahvaltı falan yaptın mı sen geç? Kahvaltı yok Haliç. Sana düğün yeri bulmadığın sürece kahvaltı falan yok. Ey sultanım vallahi baktım lan. Her bir yerde de baktım. Bütün salonlar kapalı lan. Yani gün kalmamış. Bulamıyorum. Bul diyorum. Bak aklıma ne geliverdi lan. Şey diyorum, köyde oğlu mu lan bu? Köy meydanında ha? Olur, köyde olsun, meydanda olsun. Değil nerede mi? Olursa olsun. Ah, tamam lan. Belki düğün olsun. Köy meydanında olsun. Yerim ben seni, köy meydanında olsun gari. İyi o zaman ben gidivereyim şimdi, bir bakayım onlara. Ha, ben gittikten sonra sen arkamdan kapıyı kilitleyiver. Evde tek başına bir kadınsın. Ne olur ne olmaz. Bir kötülükler gelmesin senin başına, tamam mı lan? Hadi, hadi. Bir giyiverim ben. Ay. Hadi, ben kaçtım lan. Ya bu baya baya salak ya. Nasip.
Şimdi bu düğün köyde olursa Allah korusun bütün köylüler gelecek. Ben ya kurtulamazsam orada köylülerin arasından? Kurtulursun, kurtulursun. Köy meydanında olması daha iyi. Meydanda olursa ne olur? Bütün köylüler gelir. Değil mi yavrucuğum? Evet yavrucuğum da ne bileyim böyle birden korktum sanki. Yani böyle. Şey bak sen yobana devam et. Yoksa o gelinin içine yakışmazsın. Çok kötüsün Nasip. Kötü değilim lan. Gerçekçiyim, gerçekçi. Ben gidiyorum. Nereye? Çarşıya gidiyorum. İşim var benim. Akşama geleceğim ben. Söğüt ağa. Canım benim. İyisin yoksa yok. Sen neye gidip dükkan açıvermedin önce Hacı Bey? İyiyim de. Ya ben Durağan'ın yanından geliyorum. Durağan'la konuştuk. İşler biraz karışmış. Dükkanın açılışına birkaç gün erteleyeceğiz. Sen benden kız alıvereceksin. Duran'ın yanında mı çalışıvereceksin? Durağan benim patronumdur. O bana iş olmaz. Ben sana kız vereceğim. Sen benim halimimi alacaksın. Gideceksin düşmanımın yanında çalışacaksın. Ha? Ya. Kızımız yok lan senin. Olur mu çalışan ya? O iş başka. Bu iş başkadır. Lan olur mu lan öyle? Duran'ın yanından çıkacağım, benim yanında çalışacaksın. Yoksa sana kız yok. Ya Zühtü ağa bak Duran ağa beni açlıktan kurtarmıştır. Beni işe almıştır, bana kul kanat girmiştir. Bana mekan vermiştir. Ben şimdi bunları nasıl üstü bırakacağım hiç olur? Vallahi sen bilirsin Cazip. Eğer Duran'ın yanını bırakmazsan sana kızımız yok. Anladın yoksa yok. Halime de hoş kızdır ama. Vay. Zöte! Şuraya koyu ver. Halime abla, Hayriye abla ne olur gitmeyin diyorum ya. Vallahi biz size de tavsiye ediyoruz. Böyle sınırsız bir özgürlük falan istiyorsanız eğer babama gelin siz de, değil mi? Vallahi Nazifeciğim, babam çok haklıymış biliyor musun? Ha? Diyordu hep böyle herkesleri, her yerleri mutluluk getir vereceğim diye. Mutluluk babamda saklı. Tabii tabii Nazifeciğim. Babam Hayriye ablanla ilgili gerçekleri bir öğreniverse artık ona mutluluk mu gelecek, felç mi inecek bilemiyoruz. De bana bakayım. Sen bir beni bak bakayım. Bak bana. En çok da neye seviniyorum biliyor musun Huriye? En çok da senin o meymenetsiz yüzünü sabahları görmeyeceğim diye seviniyorum biliyor musun? Oldu mu? Rahatlayıverdi mi canım? Oldu mu? Tamam. Ya tamam. Ya böyle bir anda bile kavga ediyorsunuz ya. Hakikaten ha gidiyoruz biz sizi farklı hadi öpüşüver ha. Kendine iyi bakın. Sen geliverin tamam mı Nazifeciğim? Dikkat et. Hadi. Huriye abla. Hı. Neymiş şu babamın duyunca çok kızacağı Hayriye ablamla olan ilgili gerçek? Hayriye ablan gebe. Yok, deve. Vallahi diyorsun. Abla, yalan atıyorsun. Ya ne yalan atacağım ya? Sağlık ocağında test bilen yaptırdık ona. Abla, vallahi şok oldum indi ben. Dur hemencik öyle şok olverme, daha şokluk bir haberim var sana. Asıl bebe limandan de. Kimden? Ümit'ten. Ha? Nasıl Ümit'ten? Basbayağı Ümit'ten işte. Kız ben diyordum işte köylük yerde ve entrikalara kurban gidiyorum diye. Bunlar benim boynuz dedi ama ben şimdi haklı çıkıverdim. Abla nereden belli bebeğin Ümit'ten olduğu? Kız liman eğer Hayriye'nin hamile olduğunu duyverdiğinde neye intihar kalkışıyor de bana bakayım. Ha? Zaten tek görüştüğü kişi de Ümit. Ümit!
ya. Abo. Demek öyle dediler ha? Aynen böyle dediler. Ben suçluymuşum. Her bir şey benim yüzümden oluvermiş. Ben hep kendimi düşünüyormuşum. Kız, sen de demedin mi kızlara? Ben kendimi düşünseydim, 15 yıl beklemez gider Duran'la evlenirdim diye, sizi düşünüyorum diye kendi hayatımı mahvediverdim demedin mi? Yok, yok demedim. Demedim işte. Kalpleri kırılsın istemedim ya. Ay kız. Ay bu ne bu? Ay, geçmedi bu bulantı be. Kız nasıl geçsin? Bir rahat bıraktılar mı seni? Bak sinirlendin gene midene vuruverdi. Yoksa gebelekten falan değil. Sinirsel bu sinirsel. Sinirsel. Yok değil sinirsel. Tahlilde de çıkmadı ya bir şey zaten çok şükür. Çok şükür çok şükür. Şükür şükür. Su verin mi? Ben Ümit Gilverciğim. Şişt, bana bak. Bakın orada bekliyorum. Hadi. Ay. Ay. Allah cizanı vermesin be. Ne bu? Ne tutursunuz değil mi burada? Ne çiz taşınıyoruz işte. Ana, yardım edivereyim ben size? İyi, beni ediver. Ben zaten yolu verdim. Gel. Al bakalım. Hadi. Ben bir gidip gelivereceğim, tamam? Nereye? Bakkala gidivereceğim. Bir işim var benim. Kız ne bakkalını ya? Biti vermiş işte. Canım belki şokolat falan istiyor yani. Ben istemiyorum zaten, biliyorsun sen. İyi, tamam. Şimdi beni bak, geç kalma. Hı. Tamam. Hadi sağ ol. Riziller sizi ya. Nasıl da milleti ayakta uyutuyorlar ya. Su altından su yürütmeler falan. Halime ablamı da uyutuyorlar. Ne diyorlar buna? Ayşe, hı, bak ben düşündüm, taşındım. Kızlara her bir şeyi izah edeceğiz diye Duran'ı kaç gündür evde esir ediverdim. He kız, adama da haber ettiydik. Oldu bu iş dedik, sen bekle dedik. Kız, adam kök salıverdi, bekleyip duruyor. Madem benim 40 yıllık göğümler, beni bunu reva görüp duru. Ben de onlara gösterivereceğim, göstereceğim. Kendine düşünmek nasıl oluyormuş göstereceğim. Ama ben bir tek Nazifem var ya, ona kıyamıyorum. Dedi ki, ana dedi, ben hep senin yanında olurum. Sen ne edersen ben senin yanındayım dedi. Bir tek o dedi. Kız, sen en iyisini yaparsın. Kız, şu Zühtü'ye göster kız gününü. Haddini bilsin, nerede duracağını bilsin artık. Tabii kız, tabii. Doğru değil. Vallahi doğru. Bekleyiver, sen nasılsın? İyiyim. De bana bakayım, Ümit az evvel geldi ya. Ne alıverdi senden? Bira. Bira mı? Ne birası? Basbayağı bira. 4 şey aldı işte. Tam Katip abi, sana kolay gelsin. Sağ ol. Açık Ümit, açık ya. Ya gibi kızı içki içip sonra da gibi bırakıyor ya.
Bismillah. Ay, ben çok yoruldum valla. Yoruldun mi? Tüh. Neye tüh ki? Yoruldum işte. Ya ben de öyle senden açık öyle yüreğe veren diyeceğim öyle. Benim açık seninle böyle özel şeyler konuşasım var. Özel? Burada konuşma, adsız kimsecikler yok zaten. Ya ben burada rahat olamıyorum. Yani ben seni söyleyeceklerim var, çok önemli söyleyeceklerim var. Şimdi seninle öyle yüreğe veren diyorum ben. Hani burada duvarlar üstüm üstüm girip dur, rahat olamıyorum ben. Klostrofobi var bende, klostrofobi. İyi ya, tamam. Bir tane de konuşuveren madem ne konuşacaksak. Hadi, gidelim hadi. Kolay gelsin Dönem. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Duran yok mu? Burada. Ayşe senden hayırlı haber getirdiğinden beri ağam da söz verdiği gibi hiç yerinden kıpırdamadı. Üst kat masken tuttu vallahi. Ben çıkıp bir bakayım o zaman. Çık. Yürüye. Nasılsın Duran? İyiyim. Ayşe geldi, bekle dedi. Ben de bekleyip durdum. Otur şöyle. Tarih kokuyor değil mi? Her taraf tarih kokuyor. Ya. Yürüye. Bu ev senin olacak. Benim o. Eğer tavanların boyasını falan beğenmediysen söyle bana, hemen değiştirivereyim. Çağır verem ustaları, değiştirivereyim, boyatıvereyim her tarafı. Hangi renge boyayayım söyle. Yok Lel, öylesine bakayım. Hani benim genel bakışım bu ya. Ben senin o genel bakışına kurban olayım. Sağ ol Lel, eksik olma. Lansız. Benim ayaklarıma kara sular iniverdi. Daha gelmedi şimdi. Açık daha yüreği veren, açık daha gidiveren. Açık daha gidiveren de zaten köyden uzaklaşıverdi ki buralarda kimsecikler de yok. Duvar falan da yok deyiversen. Sen açık daha geliver benden bakayım. Hadi gidiveren gari. Lansız, sen, Lan, yoksa sen böyle benim imdatla evlenip boşandığımı falan biliyorsun ya. Onun ilgili bir şey diyeceğim beni. Ne yani? Yani böyle beni tehdit falan mı edeceksin? Böyle benim istediğimi yapmazsan, benimle gelmezsen, herkeslere söylerim falan diye mi beni şey edeceksin? Olur mu öyle şey Halime? Sen beni bilip durursun, ben öyle şeyler edemem hiç. Olmam. Ne bileyim ben? Benim böyle hiçbir erkeğe güvenim falan kalmadı ya böyle. Sen de erkek değil mi? Böyle her bir şeyleri yapabilirsin yani. Olmaz öyle şey. Sen beni o erkeklerle aynı kefeye mi koyup durursun? Öyle yaparsan kalbimi benim yaralayıverirsin canım. O zaman nereye gidiyoruz biz böyle ormanın içine? Vay ya, kuş sesleri dinletmeyeceğim gari, kuş sesleri. Kuş sesi, ne? O kuşlar var ya, senin kulağına böyle çok güzel şeyler fısıldayacaklar. Çık 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 çık, güzel şeyler söyleyecekler. Hadi gel, sen güven bana, gel. Gel, hadi gidelim. Beni bak, çok yoruldum ha, gidelim. Ayşe dedi ki, Gürüye'nin birkaç şartı olacak dedi. Ha, olacak. De bakayım böyle şartlarını. De bakayım, de. Önce hükümet nikah istemiyor.
Anlamadım. İstiyor mu istemiyor mu hükümet nikahı? İstemiyorum dedim. Niye istemiyor? Öyle işte. Hükümet nikahı oluverince her bir şey karışıveriyor. Böyle terslikler oluveriyor. Yarın öbür gün aramızda böyle bir şeyler oluverirse ben yine Hakim Hanım'ın karşısına çıkıp zılgıt yemek istemeyim. Hakim Hanım diyorsun yani. Moğla'daki bütün boşanmaları o bakıp duruyor ya. Biliyorum. Canım biz de Hakem Hanım'ın karşısına çıkmak istemiyoruz. Zaten çıkmayacağız. Niye çıkalım ki? Hem Dürüye, ben sana boşanmaya sebebiyet verecek hiçbir harekette bulunmayacağım. Söz veriyorum. Ama gene sen bilin tabii. Öyle olsun öyle. Hükümet nikahı olmayıversin. Hem imam nikahı niyemize yetmiyor canım. Hani böyle biz bir böyle bir bakıverelim, bir deneyiverelim. Ondan sonra hükümet nikahını kıydırıveririz. Deneme safhası diyorsun yani. Ya. Deneme tahtasına çevirteceğim beni yani. Dura, bak şartın biri bu. Kabul ediyorsan evlenelim. Kız biri falan yürü vermesin. Ha, gel. Ne bu? Ya Ümit bir şey diyeceğim de bu şimdi bu doğru çıkıyor değil mi bu? Ha, eczacı öyle dedi. Hiçbir yanlış olmaz dedi. Gebelik memelik varsa bu dedi kesin sonuç verir dedi. Tamam. Şş, bana bak. Burada su var. Bana bak. Heh. Sen şimdi arkaya doğru giriver, kimsenin görmeyeceği bir yerde. Bunun içine ediver. Küçük abdestini. Su testi sonra birlikte yapacağız. Ay. Bunu mı edivereceğim ben? Yok öyle utanıyorum ben. Ben ne diyorsun sen lan, de ha? Utanacak bir şey yok lan. Lan eniştenim lan ben senin. Yardım ediyorum sana. Huriye de hatasını göstermek için iyi fırsat olacak. Hadi diyorum hadi gidiver, gidiver. Huriye için lan. Hayır hadi. Hadi bekliyorum. Ne? Ne? Yok. Ne yok? Ay yok işte küçük abdestim yok benim. Ha dur lan. Tedbirli geldi. Bu ne be? Bira. Ne yapacağım ben onu? İçeceğim. Vay vay ne? Vay. İçeceğim işte lan. Demek ya, aşk yuvaları burası. Dururlar ki abdestleri gelsin, doping testi yapsın hadi. Fit bu, mit bu anlamıyorum ben. Ne odan bana örnek veriyorsun sen ya? Ya anlaşamayacak ne var ya? İçeceğim, içeceğim işte lan. İçmem bu. Ne o sığ sidi gibi bir şey ya? Bana bak hem keyifte içmiyorsun lan bunu. Test yapacağız onunla içiyorsun. İçmem. Niye lan niye? İçmeyeceğim ya. Ya bileyim bak yok. Emi diyorum hani böyle acaba Allah'tan böyle bir bebek falan varsa o alkolü bak zarar verivere Ümit. Ya hayır ya hamile değilsin diyorum ya. Şu testi bir yapalım bak göreceksin ya. Değilim değil mi? Değilsin ya inan buna. Az bir bekleyebilirim o zaman şöyle bir oturuverim hadi ben. Fenalık geliverdi beni bir oturver. Gelmeyen şey mi geliverir zaten. Ya, lan, az bir oturuver. Gel, bir otur ver. Ay bir konuşabilirim falan. Çilen bekleyen gibi oturacağız burada ya. Olsun. Kız, geliverecek bak. Gelivermezse az bir bekleyiver. İçi vereceğim, sus. Hala ne düşünüyorsun Duran? Hiç. Öyle düşünüyorum işte. Tamam. Tamam. Madem öyle sessiz sedasız bir imam nikahı kıyarız. Olur bir tane bu iş. Sessiz sedasız mı? He. Sen Aşi'ye hiç kimsenin haberi olmasın demişsin. Öyle dedim ama vazgeçiverdim. Ben anlı şanlı düğün istiyorum. Abba! Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. Hem de göy meydanında hem de dillere destan olacak.
Emin misin Gülüye? Eminim. Göy meydanında anlaşanlı düğün üsteyim. Böyle dillere destan oluverecek. Gelinlik giyeceğim, göbek atacağım. He diyorsan hadi gün konuşuverelim. Kabul ediyorum Gülüye, kabul ediyorum. Sen bana yeter ki düğünde. Ben sana anlaşanlı düğün yapmazsam... ...bana de alımar haz olsun isimle. Bak ne oldu? Alaman hazırsı deyince senin de miden mi bulanıverdi? Yürüye, iyi misin? Yürüye, iyi misin? İyi misin? Ne oldu? Ne oldu? Şimdi... Dünü! Dünü! Dünü dünü gel! Gel! Beni bak! Ya Yürüye'nin midesi kötü oluverdi. Sen ona hemen nane limon kaynat ve una. Hadi bakayım. Tamam ağam, tamam hemen. İyi misin? İyi misin? Sen azıcık şöyle bir rahat ediver. Rahat edin, rahat edin. Rahatım ben. Sen bundan sonra ne istersen o ol çek. Bu evin hanımı sensin. Sen emret yeter ki Dürüye. Sen ne istersen o ol çek. Ne bağırıyorsun? Kesemiyorum işte. Mahvettin döneri, mahvettin. Oğlum bu iş birazcık sanat işi. Dönere yandan yaklaşacaksın bile bile. Döner bir felsefe işidir ve ince ince keseceksin. Anlıyorsun, estetik olacaksın. Sanki borç yaparmış gibi. 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3 biliyorsun. Ya sen nereden bilin lan varisi? He? Ne bilip durun sen varisi? Ne demek nereden biliyorsun ya? Ne demek nereden biliyorsun? Ben 8 sene nerede kaldım? Nerede kaldın? Almanya'da. Almanya neresi biliyorsun? Bilmiyorum. Avusturya'nın yanı. Avusturya neresi onu biliyorsun? Yok bilmiyorum. Bu Alsin ana vatanı. Yani senin bu hor gördüğün arkadaşın en az haloya kadar iyi vars çeker. Tam hor görmüyorum lan cazip. Estağfurullah lan. Bak, böyle mi kesiyorum lan bak? La oğlum, bak üle değil, üle değil. Üle keseceksin, bile. Böyle kağıt gibi, biliyorsun. Böyle ince kağıt gibi. Lan kağıt gibi kesiverdin mi? O zaman millet ete doyamaz lan. Millet ete doysun, biraz kalın keselim. Yoksa o zaman maldan çalmış oluyoruz lan. Hacı, bak. Bu senin kestiğin yer. Görüyorsun bak. Burada ne olmuş? Çiğ olmuş. Ya demek ki ne yapacağız? Biz böyle ince keseceğiz ki et pişecek, lokum gibi olacak, biliyorsun. Böyle mi lan? Bak bakayım. Oluyor mu lan? Böyle oluyor mu lan? Çok güzel. Aferin, aferin. Ya Hacı ama sana bir şey soracağım ben. Sor lan. Halime biliyorsun. Halime? Biliyorum lan. Halime durup durup köyde. Bu zaten kadın ben bu Halime'yi istedim, onu da biliyorsun. Biliyorum lan. Geçen duydum Zühtü babadan. Ben bir şey soracağım sana. Bu Halime iyi kızdır yoksa yok? İyi kızdır lan Halime, biliyorum ben. Bak alacağım onu. Valla sana soruyorum, sorumluluk sende, sana güveniyorum ha. Al lan Cazip. Valla lan, sevinirim lan. Ya geçenlerde İmdat Çavuş'la konuşuyorduk. O bana dedi ki, bu karı belki dul olabilir dedi. Sen ne diyorsun? Nasıl yani? Nasıl lan? Yani bu Halime'de bir dulluk mulluk bir şey var yoksa yok? Tamam lan, dulluk mulluk ne için lan sen dulluğu? Garaj arabası gibi kız lan, ne güzel işte. Ne arabası, ne garajı? Temiz konuş oğlum. Lan üzerine yağmur, gar değmemiş işte lan. Bu zamanda bundan iyisini bulamazsın lan Cazip. Biz bilip dururuz aracı. Aman kızı. Ya el değmedi lan, için rahat oluversin. Esat desen. Lan yemin ediyorum lan, benim baldız lan. El değmedi lan, için rahat olsun lan. İyi kızdır Halime, al sen. Canım lan. Oluyor mu lan Cazip, oluyor mu? Oluyor. Vallahi inanabiliyor mu Gıdön'e? Duran ağamın duaları gerçek olup duru. Ya öyle. Aslında benim dualarım gerçek olup duru. Nasıl? Ya zamanında çok dua ettiydim Duran ağam için. Ne zaman kız? Benim bebe hastalandıydı ya, yoğun bakımda yatarken. Çok dua ettiydim Allah gönlüne göre versin diye. Allah ona bir bebe nasip etsin diye çok söylediydim. İşte bak dualarım tutuyor.
Biliyorsun değil mi bu dürüye pek bir doğurgan. Duran ağamla evlenirse hemen ağamla kalıverir. Biliyorum, biliyorum. Dürüyenin doğurganlığını bilmem mi? Hatta o iş ağama kalmadan olmuş gibi gelip duru bana. O ne demek kız? Şu demek Ayşe'cim. Bu dürüyenin midesi çağlayıp duruyor. Niye? Bunlar evlenince girmediler mi geldi? Aman iki gece o ya. İki gece mi iki gece? Bak bulantılar başlamış. Zaman da denk düşüveriyor. Hani diyorum bu ağamla evlenmek istiyor ya. Zöhdüden gibi olmasın kız. Yok yok değil. Yok öyle bir şey yok. Nasıl değil? Ya biliyorum. Kesin biliyorum. Nasıl kesin biliyorum? Ya Dürüye hiç yaş tahtaya basa ama geçenlerde bunun midesi ilk bulandığında biz bununla sağlık ocağına koşturuverdik. Kan tahlili falan yaptırıverdik. Hepsi temiz çıktı. Yani anlayacaksın Dürüye gebe mebe değil. Sahi mi kız? Sahi de yok. Kız kan alınırken de yanındaydım. Sonuçlar alınırken de yanındaydım. Dürüye temiz, zöhtüyle ilgili hiçbir şey yok karnında. Yüreğime su serpi verdin. Bunun midesi çağlayıp duruyor. Mideyi bozdu demek. Zaten bu aralar salgın da var. Ondandır yani öyle hamile falan değil. Oldu mu ne? Oldu oldu. Çok güzel oldu zaten. Cenab-ı Hak oluver de soğuk etsin. Geldi mi? Beni bak. Aklıma ne geliyor ha? Lan aklına gelmeyecek lan. Şeyine geliverecek. Hala aklıma geldi diyor ya. Biraz konsantre ol ve Hayriye. Gelmiyor ya. Ha? Aklıma geliyor. Şey mi gelmiyor yani? Değil ben ne? Ne? Diyorum ki. Hindi ben hamile değilsin o zaman bu raporlar karışıverdiyse ne oluyor biliyor musun? Ne oluyor? Az bir düşünüversen. Düşünüyorum bulamıyorum Hayriye değil mi? Diyorum bu raporlar falan karışıverdiyse o zaman diyorum biri de ben hamile değil oluyorum. O zaman biri hamile oluyor ama o hamile değilim sanıyorum. Doğru. Doğrudur. Bu benim yanımdaki erkeklerin hepsi böyle düşük işlem kapasitesiyle çalışıyorum. Yok Hayriye sende var bir şey herhalde. Saçma sapık konuşma lan Hayriye. Bulmaca gibi konuşuyorsun ondan sonra bizi suçluyorsun ya. Sen de böyle hep bağırıyorsun ya. Bak ben öyle alışkın falan değilim. Bak zaten duygusalım ben. Böyle kırılıyorum ha. İyi lan kırılma ayrı. Bak seni yaman jargonuyla konuşuyorum yabancılık çekme diye. Geldin lan çiçeği. Gelmiyor işte. Ne yapıyorsun? İçiver şunu. İç şunu. İç şunu. İçmeyeceğim. Lan sen hamile mi değil mi öğreneceğiz diye biz burada çocuk yapma eğitimimizi kaybedeceğiz ya Hayriye. Niye kız Allah korusun ya? Geldik burada soğuğun üzerinde taşın üzerinde oturuyoruz. Vallahi mabadım dondu ya. İçiver şunu. Geldi mi? İyi bu. Asıl o kadar. Kız. Ay. Aslında çok da kötü değil bilir mi? Biraz zevkli ha bunu hiç üzmeli. Köpürüyor falan. Sindirim bozuk ya. Ana. Ana. Vallahi geberdim daha gelmedik mi ya? Gelmedik. Gelmedik Halime. Gel sen açık otur bak yani öyle. Gel açık soluk al bir. Gel gel. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Ana. Ter bastı beni. Bu ne lan? Ana, o ne lan? Bir bakayım, bakayım. Anam, burada güller var. Bir de böyle kağıt sarılı vermiş bunlara. Ana, bak sen Allah'ın işini ya. Bunlar bizim böyle pencerede atılan güllere benziyor. Ana, siz
sizin pencereden biri gülme atıp durdun. Ya sen bilmiyorsun. Bilmiyorum. Biliyorsun ya. Hani sen dediydin böyle höylü kocaman bir adam dedin. Gitti dedin böyle. Ha biliyorum. Höylü kocaman bir adam dedim biliyorum. Ha. Ben onu bilip durun. Hatırlıyorum. Ha. E aç bakayım sen o kayaklıda bir şey mi yazıp dur ya? Açayım. Aç aç. Abo. E harfler çıkıverdi ya buradan. Açayım. Dur bakayım, öncekiler de benim yanımda ol şey. Hindi anladın mı Halime o gülleri pencereden kimin attığını? Atsız. Sen?